Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, malumunuz biz şu anda İşarat-ı İcaz'dan Sure-i Bakare'nin 17., 18., 19. ve 20. ayetlerindeyiz. Tamamı şeyle alakalı. Ne derler ona? Münafıklarla alakalı. Biliyorsunuz münafıkların 4 cinayetini zikrettik. Neticede yaptıkları hidayete karşılık dalaleti satın almalarının %100 zararda olduğunu, üst üste zarar ettiklerini söyledik. Bugün temsillerle onların zor durumunu anlatacak Kur'an-ı Kerim. Temsil Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce yerde kullanılıyor. Bir hakikati anlatmakta en güzel yollardan biri. Şimdi bakalım bunları neye benzetecek Kur'an-ı Kerim? Yani münafıkları. Evvela ayeti okuyalım. Meseluhum, bu münafıkların misali, kemethelillezî, öyle bir adama benzer ki, istevkade nâran, ateş yakmak istiyor bir adam. Felemmâ adâet mâ havlehu, yakıp da o ateş çevresini aydınlattığında, zeheballahu binûrihim, Allah o ateşi, onların nurunu ellerinden alıyor. Işığı kaldırıyor yani, gidiyor. Ve terakehum fî zulümâti lâ yübsirûn, ve karanlıklar içinde terk ediyor Allah onları ve hiçbir şeyi göremez oluyorlar. Düşün yani, ateş yakıyorsun aydınlanasın diye. Tam aydınlanıyor ama birdenbire Allah ışıklarını alıyor ve kendilerini zulümatta bırakıyor. Yani bunlar, bu münafıklar summun, sağırdırlar. Bukmun, laldırlar. Duymuyorlar. Hakikatleri ömyun, kördürler. Fehum la yerceun. Geri de dönüşleri yok. Bu da çok önemli. Yani geri dönüp sağırken duyma imkanı yok. Lal, konuşma imkanları yok. İç duyuları ölmüş. Tabii bence. Ölmüş. Yani. O demek zaten. Beş yoksa maddi manada da değil tabii. Demek ki münafıkların misali buna benzer. İkinci bir misal daha verecek. Ev kesayibi minessemai, veya gökten gelen bir sağanak yağışa benzer. Sayıp aşırı derecede yağış. O sağanak diyoruz ya, İstanbul'u perişan etmiş biliyorsun. Sel, mel, sağanak yağış geldi mi öyledir. Sanki ırmaklar dökülüyor semada. Ama öyle bir sağanak yağış ki fihi zulümatun, orada karanlıklar var. Ben buna kapıldım biliyor musun bir kere? Yolda durmak mecburiyetinde kaldık. Ben de durdum. Yürüyemiyorsun artık şeyden. Arabayla gidiyorum. Ben de Bolu Dağı'nda takıldık. Ve ra'dün, şimşek var, gök gürültüsü var. Ve berkun, şimşekler çakıyor. Böyle bir sağanak. Yec'alûne esâbi'ahum fî âdânihim mine's-savâ'îkî. Dehşetli yıldırım çakmalarından dolayı kulaklarına parmaklarını koyuyorlar. Böyle bir sağanak. Hader'el-mevt, ölüm korkusuyla. İşte buna benziyor onların hali. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri her yönden kuşatıyor. Bu verdiğimiz misal sadece şimşektir, yıldırımdır vesairedir. Ey Cenab-ı Hak her taraftan kuşatmış münafıkları. Çok harika bir tesbih. Ayrıca yekadul berku yahtafu absarahum. Şimşek öyle çakar ki neredeyse gözlerini alacak kadar çakar. Bunu yaşadım ben yani, dağda çobanlık yaptığım için. Küllemâ adâ'e lehum, ne zaman şimşek o münafıklar için ışık veriverse, meşav fîhî, o ışık içinde yürürler. Hemen fırsat bilip yürümeye çalışırlar. Karanlık çünkü. Ve idâ atlama aleyhim, ama karanlık tekrar çöktüğü zaman o münafıklar üzerine, kâmû, yerlerinde çakılırlar. O demek bu kâmû. Dururlar. Yerlerinde çakılırlar. Hulasa, velev şa'allahu, Allah istese, ledehebe bisem'ihim ve absarihim. Onların gözlerini de ve duyma organ kabiliyetlerini de ellerinden alır. İnnallâhe, zira Allah, alâ külli şeyin kadir. Her şeye kudreti yeter Allah. İşte bu ayeti kerimeleri Bediüzzaman tefsir edecek. Harika. Böylece bitiyor zannediyorum şey.
Öyle değil mi? Münafıklar bahsi bitiyor. Ya eyyühennâsü ubudû başlıyor. Yani 12 ayet münafıklar hakkında. Kafirler hakkında 2 ayet. Çünkü münafıklar daha tehlikeli kafirlerden. İ'lem, bilmiş olasın ki enne esase i'cazil Kur'anil Kerim fi belagatin azmih. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunun temeli kelimelerin ve cümlelerin dizilişindeki belagattadır. Nazım diyoruz ya, veçhi nazım. Ve belagatun nazmi ala kısmeyn. Kelimelerin ve cümlelerin dizilişi de nazım belagatı da iki kısma ayrılır. Kısmın bir kısmı kelhilyeti. Tıpkı yani ne derler ona, bu buralara takılan bilezik ve küpe ve benzeri süs eşyaları gibidir. Sırf süslemek, anladın değil mi? Süslü olması. Ve kısmın bir kısmı da kelhülleti, ona giydirilen elbiseler gibidir. Değişik elbiseler. Yani öyle bir nazım yapılmış ki hem süslü hem de güzel elbiseler giydirilmiş. Yani şu kelime değil de bu kelime kullanılmış mesela. Ya tasaddakune dememiş de yunfikune demiş. Örnek vereyim. Fel evvelu, birincisi yani süs gibi olanlar, süs mücevherat gibi olanlar, kelle'anil mensureti, yani bir elbisenin veya bir şeyin üzerine değişik şekillerde dağıtılmış inciler gibidir. Ve zinetil menşureti, her tarafa yayılmış süs eşyası gibidir. Ve nakşil murassai, yani dışı yaldızlı olan nakış gibidir. Biraz önce ben siz gelmeden 15 dakika Sultan Alaaddin'i seyrettim de onun üzerindeki elbise aynen böyle buna uyuyor biraz yani. Ve ma'dinuhu, yani bu süs gibi olan nazm-ı belaatın, belaat-ı nazmın kaynağı, ellezî yetehassalu minhu, ondan hasıl olduğu kaynak, huve şudur. Tevahhi, Allah Allah Allah. Tevahhi demek işaretler. Bir bak tevahhiye. Yani burada tabii şey var da, bizim Abdülkadir abinin tercümesi. Atın gitsin onu ya. Allah sana hayır versin. Neyse yani önemli değil. Kasıt ve garaz parmakları, işaretleri demek yani tevahhi. Bir bakalım ya. Ben öğrenmek istiyorum. Yanlış yapmak istemiyorum. Yok, ona bakma. Yok, ona bakma. Tevahhi bulamazsın. Yine de bak bakalım. Vaha. Tevahhi'ye baktık biz daha önce. Yani böyle şey yapması. Vaha, vaha. Ulan hey, wow, öyle miydi? Bundan sonra mıydı? Vataha, vaha, vacca. Ola mübarek. Fazla vaktimizi alma daha. Bizim ömrümüz kısa. Ben buna bakacağım ama. Nasıl orası? Okur musun? Ya burada tercüme pek değil bu. Ulan mübarek, sana dedim de ona fazla itibar etme. Vahiy. Bakın bu önemli. Tevahha. El emru tevahhiyen. Yani istenmeden ortaya çıkan kasıtlar. Tamam. İrade edilmeden ortaya çıkan manalar. Çok önemli. Vermiş şey. Ona yakın yani. Anlatabildim mi? Ama bu kadar. Devam et. Tamam. Orada yok değil mi o? Yok. Allah rahmet eylesin. Yani o kısmı tercih etmemişler. Ha, o ayrı. Evet. O zaten yok. Evet. Demek ki tevahhi el maani nahviye el harfiye fima beynel kelime. Kelimeler arasında
nahvin ortaya koyduğu harfi manaların istenmeden kendini göstermesi. Tamam? Kendini göstermesi. Mesela ke izabeti zehbi beyne ahcari fiddatin. Yani gümüş taşları arasında bazen biliyorsunuz altın da erir. Yani gümüş taşını eritirsin, içinden altın eriyip akar. O harfi manalardan da böyle istenmeden altın gibi manalar çıkıyor. Ve semeratu hadan nev'i, bu çeşit yani süsleme ve hilye olan hilye, yani bu çeşit şeylerin nedir? Bu çeşit belagatın, belagat-ı nazmın meyveleri hiye letaifu leti taahhade beyanaha fennul maani. Arapçada belagat ilminin birinci kısmı olan meani ilminin açıklamayı üstlendiği latifelerdir. Yani bunlar meani ilminde var. Burada Abdülkadir abi gözüm dokundu, hatalı davranmış. Beyan kelimesini ilmi beyan gibi görmüş. Yanlış. Yani burada ilmi meani üstleniyor bunu. Biliyorsun belagat üç kısım. Fenni meani, fenni beyan, fenni bedi. Anlatabildim. Burada bu tür latifeleri anlatmayı kim üstlenmiş? Meani ilmi üstlenmiş. Nitekim üstad buna misaller veriyor. Ve kısmı sani, ikinci kısım ise bu da seçilen kelimelerin yani mana elbiselerinin süslü seçilmesi, hülle. Bakalım bu nasıl bir belagat-ı nazmış imiş. Huve, bu da kelibesin alin. Yüksek bir elbise, değerli bir elbise demek. Ve hulletin fahiretin, çok kıymetli bir giyilecek elbise gibi ki kuddet, yani kesili vermiş, kumaş kesilmek. Min üslubin, hani insanın ölçüye göre kesilir ya, üsluba göre ölçülmüş, kesilmiş. Ala miktari kamatil mani, manaların boylarının miktarına göre kesilmiş. Ve hazırlanmış yüksek elbiseler, kıymetli elbise desek daha doğru. Vahitat dikilmiş, sadece kumaşı kesilmiş değil. Min kıtaatin, parçalardan dikilmiş. Haytan muntazaman, intizamlı bir dikişle dikilmiş. Feyul besu, giyilir bu dikilen elbiseler. Ala kametil mana, mananın boyuna göre giydirilir. Yani yülbesi olursa giydirilir demek. Yani giydiriliyor. Evil kıssatı, veya anlatılacak hadisenin boyuna göre. Evil garadi, veya o ayetten ne maksat varsa ona göre düfaten, birdenbire giydirilir. Tümüne ait bir mananın boyuna göre, yani aniden giydirilir. Ayrıca ve sannâhu hâdel kısım, bu kısım nazm-ı belâtın, nazmın belâtının ustası, yani terzisi, vel mütekeffilu bihi, bunu üstlenen ilim ise fennül beyani, beyan ilmidir. O belâtın ikinci ilmine beyan ilmi diyoruz. Biliyorsun, beyan ilmi hakikat mı, mecaz mı? Kinaye mi, değil mi? İstiare mi, başka şey mi? Bütün bunları anlatana beyan ilmi diyoruz. Evet, ne kadar güzel ya bu. وَمِنْ اَهَمِّ مَسَائِلِ هَذَا الْقِسْمِ Bu kısmın, yani beyan ilminin açıkladığı bu süslü elbiseleri manalara giydirme kısmının en önemli meselesi et-temsil. Temsildir. Temsil biliyorsun, istiare-i temsiliye de diyorlar buna. İstiare-i temsiliye. Sizin yaptığınız da tabii, değil mi şu an? Tabii. İstiare-i tahyiliye diyorlar. Tamam. Çok istiare-i bedia diyorlar buna. Veya işte bu. İstiare-i temsiliye. Yoksa kıyas-ı temsili değil. Kaldı ki kıyas-ı temsili de olabilir yeri gelince. Şimdi وَلَقَدْ اَكْسَرَ الْقُرْآنُ مِنَ التَّمْثِيلَاتِ Kur'an-ı Kerim çok temsiller vermiştir. İlâ اَمْ بَلَغَتِ الْاَلْفَ Bine kadar ulaşmıştır. Niye? لِأَنَّ فِي التَّمْثِيلِ Çünkü temsillerde, verilen misallerde sırran latifen ve hikmeten aliyeten, ince bir sır ve yüce bir hikmet vardır. Mesela 40. hocama üstad
Cenab-ı Hak seni Risale-i Nur'u izahta izahı için dua etmiş. Hikmet pırıltılarını okuyun. Baştan başa böyle yüce hikmet ve ince sırlarla dolu. Öyle açıklıyor ki Risale-i Nur'daki zor meseleleri. İz bihi, çünkü bu temsille bir misal vereyim ki burada anlaşılsın. Zübeyir Gündüzalt abi bazı abiler gibi temsil veya izaha kısmen karşılar. Bazıları şiddetle karşı. Eskişehir'e gidiyor. 40. hocam. Bizzat ağzından dinlemişim. Allah rahmet eylesin. Tabi Zübeyir abi derdi o. Halbuki yaşı kendisinin daha büyüktü Zübeyir abiden. Ama alimdi. Fakat hürmetkardı bütün nur talebelerine, üstadın talebelerine. Gittik dedi, ders oku dediler. Benden izah da istiyorlar. Fakat Zübeyir abi de bakıyor. Ben fazla izah etmeme tarafındayım. Şeyi okuyorum. Yani nedir? Kader Risalesi'nin zeylini. Orada bir ayet geldi. Fela tüzekkû enfusekum. Yani kendi nefislerinizi tezkiye etmeyiniz. Temize çıkarmayınız. Demiş hocam, burayı anlayamıyorum. Lütfen burayı izah edin. Ama yok demiş, yok izah edin, ben de anlamak istiyorum. Demiş ki ağabey, sen demiş bahçe ve tarlaları bilir misin? E bilirim demiş. Bir demiş meyve ağacı diktiğin zaman dibine gübre koymalısın. Ta ki meyvesi de ağacı da güzel olsun. Doğru demiş. Ama dibine gübre koymak, o gübreyi alıp ağzınla yemek manasına değil demiş yani. Bu da böyle. Elbette ki nefis olmasa insan Ebu Bekir derecesine yükselemez. Peygamberlikleri söylemiyoruz. O çünkü Allah'ın lütfu. Ama öyle diye, nefisle yükseldik diye tutup da nefsi ağzımıza alıp yiyecek değiliz. Yani devamlı kötülüklere sevk ettiğinin vaka. Ondan sonra bir methü sena etmiş abi. Demiş ki hocam, ömrüm boyunca bu ayeti düşündüm. Okuyorum, anlamıyorum. Demiş böyle. Yani gübreyi koydun diye ağzına alıp yemeyeceksin yani. Nefis bizi yükseltiyor ama alıp yani. Harika bir misal. Allah rahmet eylesin. İzbihi, çünkü temsille yasirul vehmu mağluben lil akli. Vehim akla karşı mağlup düşer. Örneği verdin mi? Vel hayalu hayal mecburen lil inkiyadi li fikri. Fikre uymaya mecbur kalır hayaller. وَبِهِ تَمْسِلَّ يَتَحَوَّلُ الْغَائِبُ حَادِرًا. Yani hiç zihnimizde olmayanlar hazır hale gelir. وَالْمَعْكُولُ مَحْسُوسًا. Sadece akılla anlaşılanlar sanki beş duyuyla görülür, anlaşılır gibi olur. وَالْمَانَا مُجَسَّمًا. Mana cisim haline gelir temsillerle. وَبِهِ تَمْسِلَّ يُجْعَلُ الْمُتَفَرِّكُ مَجْمُوًا. Dağınık şeyler bir arada toplanır. Bu dağınık şeylerin bir arada toplanmasının misali çok. Mesela çok enteresan. Ateşle odun birbirinden ayrıdır. Ama zihinde toplanır. Anlatabildim. Vel muhtalitu mumtezicen. Yani birbirine karışık şeyler iyice birbirine girmiş gibi olur. Vel muhtalifu muttahiden. Farklı şeyler sanki aynı gibi görünür. Vel munkatu muttasilen. Birbirinden kopuk şeyler bitişik gibi olur. وَالْاَعْزَلُ مُسَلَّحًا. Yani kılıçsız, silahsız olan adam silahlı gibi görünür temsillerle. Her birine ayrı ayrı misal vermek lazım. وَاِنْ شِيْتَ تَفْس۪يلَ. Eğer ayrıntı istiyorsan temsilin ne demek olduğunu, فَاسْتَمِعْ مَعِيَ. Benimle beraber dinle. لِمَا يَتَرَنَّمُ بِهِ صَاحِبُ دَلَائِلِ الْاِعْجَازِ. Allah Allah! دَلَائِلُ الْاِعْجَازِ adlı müthiş eserin sahibi olan kim o? Abdülkahir Cürcani. 471 Hicri'de vefat etmiş. Yani ne demek? Karakoyunlular devleti zamanında. Delailü'l-i'caz. Meşhur bu. Fi esrari belagatihi. Allah Allah. Yani belagatın sırları, o da o kitap veya burada ayrı değerlendirmiş. Halbuki yani esrar-ı belaga da onun kitabı. Bu da kitaptır. Anlatabildim mi? Bu da kitap. Esrarul Belaga. Belagatın sırları kitabında Heysukale şöyle demiştir. Bura
yani çoğu yerlerde yok. Tercümede de yok. Yani Abdülkahir Cürcani'nin Esrarül Belaga adlı kitabından alınmış bir yer burası. Faslun mu hocam? Tabii, hay, faslun tabii. Kalsın mı yoksa devam mı? Hocam bilmiyorum. Biraz ağır gitti. Evet evet. Burası ağır zaten. Öyle bildiğin gibi değil. Ya ya ya. Çok harika bir şey. Kaldır hocam. Cezakumullahu hayran kesira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا الْفَاتِحَ أَوْضُ بِاللّٰهِ مَنْتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن